Evet Ahmet Selim Fenerbahçe'nin e, Antalya kampı nasıl geçti? Neler aktaracaksın ve Salih Acıvat takımın gündemini senden alalım. Aykut İnce Fenerbahçe Antalya kampı iki hazırlık maçı temelli bir kamptı. Dört gün konakta durdu ve oradan döndün e, maçtan hemen sonra Salernitana maçından sonra hemen döndü. Dünü izinli geçirdi. Bugün de yaklaşık 25 dakika sonra antrenmanı başlayacak. Fenerbahçe'de ee, hazırlık maçlarının tamamı kazanıldı. Ya Bundan ziyade şöyle söyleyeyim. Dört günün üçünde takım oteline gitme şansımız oldu. Birinde Selahattin Bey'le sohbet toplantısı, röportaj derken. E, o otelde de tabii atmosferi görme şansımız oldu. Gerçekten hani Bazen her yıl bir, bir kere iki kere oralara gittiğinizde bazen kimse olmaz aşağılarda. O e, futbolcular odalarına çekilmiştir. Bazen yorgunlukta olur, bazen atmosferde olur. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki sonuçların da etkisiyle doğal olarak e, gerçekten keyifler oldukça yerinde. Motivasyon yüksek. Mutsuz olan futbolcu yok sakatlıklar, sakatlık durumları dışında. Çünkü herkes bir şekilde oynuyor, herkes bir şekilde... E, Takımın bir parçası dışarıda kalan az süre alan oyuncu yok. Serdar Dursun bu konuda biraz ee, ilk yarı mutsuzdu. Bu şu ana kadar olan dilimde forma şansı bulamadığı için mutsuzdu. Hazırlık maçlarında tabii onun da maçları ilk 11'de başlaması onu da bu anlamda motive etmiş durumda. Bu anlamda pozitif bir kampı geride bıraktı Fenerbahçe. E, dediğim gibi sonuçlarda geldiği için her maçı kazanmak istiyor ve kazanmayı da başardı. E, ama sakatlık anlamında tabii bazı biraz can sıkıcı bir durum var. Özellikle bir iki oyuncu Pedro'nun durumu e, malum. Bugün yarın Pedro ile ilgili daha net bir ifade kullanabileceğiz. Beklenilenden kısa olma ihtimali olduğunu söylemiştim. Bu konunun netleşmesi bugün yarın olacak. Böyle daha bir buçuk ay, iki aylık bir süre içerisinde dönme ihtimalinden bahsediliyor. Daha böyle e, hani 4 ay, 5 ay sezonu kapattı gibi durumlardan ziyade ama bugün yarın o durum belli olacak. Luan Perez ile ilgili de Takıma katılmıştı, oynuyordu ama şimdi o bölgede çalıştıkça yine e, biraz ağrı hissettiği anlar oluyor. E, bu yüzden bu duruma da bakıyorlar, durumu da takip ediyorlar. E, şunu net bir şekilde söyleyelim ki bu Luan Perez'in Pedro'nun durumu Fenerbahçe'nin direkt olarak transfer rotasını da, transfer hedeflerini de, transfer planını da etkileyecek. Fenerbahçe'de şu anda problem diyebileceğimiz konu bazı oyuncuların sakatlıkları. E, tabi Arda'nın da devam ediyor sakatlıkları. Ener Valencia'ya keza aynı şekilde Alioski sakatlandı. Bu konu biraz can sıkıyor. Bunun dışında kamp gerçekten pozitif geçti. Dört maçında kazandı Fenerbahçe. Takım içerisindeki atmosfer gerçekten olumlu. Bunu söylememiz gerekiyor. Hoca takım arasındaki diyalog olumlu ama sakatlık konusu sıkıntı. Ve tabii ki önce İstanbul Sporlu kupa maçı ardından zorlu bir Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe. Bu maçı kazanarak çok net bir mesaj vermek istiyor. Yavaş yavaş kafalar buraya doğru çevriliyor Aykut İnce. Evet e, Ahmet Selim ben sorayım e, Tabii herkesin merak ettiği olay şu Brezilya'da çiçe evet. gitti e, ne olacak şunu <laughs> Aydın abi şunu net bir şekilde söyleyebiliriz e, Dünya Kupası programı sezon başında Ceus Ferbahçe ile sözleşme imzalarken de belliydi e, yani Ceus Tite çiçeninde e, kazansa dahi kupayı bırakacağını biliyordu. Hayır. Hani Jesus'un aklı orada kafası orada gibi durum söz konusu değil. Brezilya'dan edindiğimiz bilgiler öncelikli tercihler arasında Cesus da yara yani konuşulan isimler arasında yer alıyor ama e, daha önünde isimler olduğu yönde e, Cesus'un şu anda bırakıp gitmesi gibi durum söz konusu değil. Kontratında işte Brezilya milli takımdan gelirse öyle bir madde. Söz konusu değil Cesus gerçekten e, gayet mutlu burada Şampiyonluğa odaklı Fenerbahçelilerin panik olmasını gerektirecek bir durum Söz konusu değil yani e, sezon sonu için hani konuşuyorduk devam edecek mi bırakacak mı? Bunun cevabını vermek için erken ama e, Selahattin Bey kampta bize aslında çok da iyi bir zamanlamaya denk geldi. Hani Cesus'un burada nasıl mutlu olduğunu detaylıca anlattı, örneklerle anlattı. E, Fenerbahçelerin şu anda Brezilya Teknik Direktörlüğü konusundan dolayı e, kafasını e, takması gerekecek bir durum. Gerçekten söz konusu değil Cesus. En azından sezon sonu şimdiden bilemeyiz. Bu zaten hani bu gelişmeden önce de böyle bir durumda hani yeni bir şey olmadı. Ama en azından sezon sonuna kadar Cezus Fenerbahçe'nin kesinlikle başında panik olmalarını gerektirecek bir şey yok. E, bunu anladım. Onunla ilgili benim de bazı bilgilerim var. Seninle yayınımızı bitirdikten sonra konuşuruz. Bir şey daha sorayım. E, Samet Akaydın'daki gelişme ne, Ahmet Selim? yani Samet'le ilgili ben şunu söyleyebilirim. Ben iki kulübün anlaştığını söyleyebilirim haberimizde verdiğimiz gibi. Oyuncu ile biraz daha görüşmeler devam ediyor. Orada da Fenerbahçe'nin 12 milyon TL teklif ettiğini, Samet'in biraz daha 20 milyon TL'ye yakın beklentisi olduğunu ben en azından böyle öğrendim ama o konuda çözülecektir. Sene başında Sercan'la Tayyip Talha sürecinde yanılmamıştık. Biz Tayyip Talha'ya ilgi olduğunu da söylemiştik. Daha sonra Fenerbahçe herkes Fenerbahçe için bitti derken biz temkinli davranmıştık o durumda. Biz yine kaynaklarımıza güveniyoruz. tim ben Ocak ayında Fenerbahçe forması giyeceğini düşünüyorum. Henüz transfer bitti. Samet kesin olarak imzaladı demem ama kulüpler anlaşma sağladı ve Fenerbahçe'nin şimdi bu Luan Perez işte Pedro bu planlama bunlarla ilgili çok çok büyük bir değişiklikler söz konusu olmazsa ben Samet Akaydın'ın Ocak ayında Fenerbahçe forması giyeceğini düşünüyorum. Bir şey daha sorayım mı? Tabii ee, ki benim tane, de var, benim de var. Ha varsa sen şöyle, sor abi. Ben, ben şunu söyleyeyim yani Samet Akaydın dışında Fenerbahçe'nin planlamasında gidecek gelecek gibi herhangi bir şey var mı sana gelen bilgi diye sorayım Ahmet abi, Selim. Abi Anlatabileceğim birçok konu başlığı var mesela e, bir yabancı stoperle ki biliyorsun sen de e, ilk olarak bu bilgiye ulaşmıştın farklı yabancı stoperlerle de teması geçiyor Rocha. yani bir stoper teması var ama bu biraz Juan Perez'in durumuna bağlı olarak ilerleyecek gibi duruyor. E, Bekle ilgili Mert Müldür konusunda farklı temaslar var. E, Hucum bölgesine takviye Halil Dervişoğlu ile ilgili bir takip süreci söz konusu ama orada Burumada dışarıda bekliyor. Fenerbahçe e, transfer politikası çok net takımdaki oyuncuların durumuna bağlı. ile ilgili bir yandan sözleşme inleme görüşmeleri devam ediyor ama o 14 kişilik kadroda daha az kullandığı için dışarıda bırakılabilecek oyuncu adaylar arasında diyorduk. Daha sonra oynamaya başladı. Şimdi burada Alioski de mesela böyle bir durumda. Performansı çok beğenilmediğini söyleyebilirim. Hani böyle bir karar alınmadı ama mesela bir bakmışız Alioski ki o 14 kişilik kadronun dışında kalmış. Bunlar biraz takımdaki sakatlıklara, takımın kimyasına göre transfer dönemi yaklaştığında netleşecek konular. Cesus şunu net bir şekilde söylüyor. Çok dikkatli olmalıyız. Takımın çok net iyi bir atmosferi var. Kimyası çok iyi. almak için oyuncu takımı ekstra hani burada da bu dursun bir şey olmaz şeklinde hareket etmeyecek Fenerbahçe. Tamamen sakat oyuncular bu durumu şekillendirecek gibi duruyor ama e, yerli stoper kesin olacak kesin olarak yapılacak tek transfer harekat şeyi planı bunu söyleyebiliriz. Teşekkürler. Bir de ben sorayım. O tabii şey. hocam Şimdi hep Gustavo ile Salah'ı oynuyor stoperde gördüğüm kadarıyla. 3 dakikam var hızlı sor hocam. O yani Serdar Aziz düşünmüyor mu yoksa ikiliyi mi düşünüyor? Hocam Fenerbahçe daha çok üçlü oynar. Üçlüde de üçü de oynar. Bu isimlerin üçü de oynar. Buradaki tercihler hazırlık maçındaki tercihler biraz maçtan maça değişti. Gustavo sakat girmişti. Onun biraz maç temposu eksiği var. Biraz da o yüzden Gustavo tercih edildi. O ikiller değişir. Yani hocanın kafasında bunu oynatırım bunu oynatmam gibi düşünce yok. Zaten birçok maçta üçlü oynuyor gidecek Fenerbahçe 3'ü de forma giyecek hoca. Peki teşekkür Peki ederim. bize teşekkür ederiz.